Arkası yarın. Kendini arayan kadın. İkinci bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Tayfun Türkili. Program yönetmeni Haluk Kesim. Seslendirme yönetmeni Yılmaz Meytaneri. Ses kayıt Ahmet Atalay. Montaj Hasan Dinç. Tülin, fakir, kendi halinde yaşayan bir sekreterdir. Bir gün iki kişi genç kızı kloroformla bayıltıp kaçırırlar. Ertesi gün gözlerini muazzam bir köşkte açan Tülin'e hizmetçi Zehra Hanım diye hitap edince genç kız çok şaşırır. Adının Zehra değil de Tülin olduğunu söylemek isterse de kimseyi inandıramaz. Hizmetçi genç kıza bir trafik kazası geçirdiğini ve günlerdir komada kaldığını, bu yüzden de hafızasını kaybettiğini söyler. Tülin delirecek gibi olur ama elinden bir şey gelmez. Ne var? Ne istiyorsunuz yine? Efendim, hastamız komadan çıkmış. Nasılsınız bakalım? Kimsiniz? Ne istiyorsunuz benden? Görüyorum ki henüz iyileşmemişsiniz hanımefendi. Ama zararı yok. Komadan çıktınız ya, önemli olan bu zaten. Size kim olduğunuzu sordum. Kimsiniz siz? İyi bakın bana lütfen. Hatırlamaya çalışın biraz. Neyi hatırlayacağım ki? Sizi tanımıyorum. İlk kez görüyorum. Ama bu mümkün değil. Ben yabancınız değilim ki. Niyetiniz beni çıldırtmak mı Allah aşkına? Sizi şimdiye kadar hiç görmemiştim diyorum. Önce hizmetçi, şimdi de siz. Neyse, yormayın kendinizi. Sanırım bu hafıza kaybı geçici. Birkaç hafta sonra her şeyi hatırlayacaksınız hanımefendi. Ben hafızamı filan kaybetmedim. Daha önce de olmuştu. O zaman da hafızanızı kaybetmiştiniz. Dedim ya, birkaç haftaya kalmaz düzelirsiniz. Bakın, kim olduğunuzu bilmiyorum. Ama sizden rica ediyorum. Burada neler olup bitiyor? Beni buraya kim, neden getirdi? Benden ne istiyorsunuz? Beni kim kaçırdı buraya? Kaçırmak mı? Yapmayın Allah aşkına. Sizi kimse kaçırmadı hanımefendi. O halde benim burada işim ne? Madem kimse kaçırmadı beni, ben de gitmek istiyorum buradan. Gidemezsiniz efendim. Çünkü yürüyecek durumda değilsiniz. İyi ama beni burada tutmaya hakkınız yok. Benim bir işim ve mesleğim var. Eğer işimden kovulacak olursam bunun sorumlusu sizler olacaksınız. Dağ başı mı sandınız burayı? Sizi polise, jandarmaya şikayet edeceğim. Lütfen sinirlerinize hakim olun. Bu iyileşmenizi geciktirebilir. İnanın bana, bir gün hafızanızı kazandığınızda her şeyi daha iyi ve net anlayacaksınız. Hayır, ben şimdi öğrenmek istiyorum. Önce siz kimsiniz, bunu söyleyin. Doktor Bekir Sağlık. Sizin ve ailenizin özel doktoruyum. Hatırlayabildiniz mi? Hayır. Bugüne kadar doktora gidecek kadar hasta olmamıştım çünkü. Ayrıca sizin yüzünüzü ilk defa gördüğüme yemin bile edebilirim. Bakın hanımefendi, arabanızla bir kaza geçirdiniz. Ölümle adeta burun buruna geldiniz. Bu yüzden de korkunç bir beyin sarsıntısı geçirdiniz. Günlerce komada kaldınız. Hafızanızı kazanmak bir hayli zaman alacak tabii. İyi ama benim arabam yoktur ki. Ayrıca kaza geçirdiğimi de hiç hatırlamıyorum doktor. Dedim ya, hafıza kaybının belirtileri bunlar. Bu yüzden geçmişi hatırlayamıyorsunuz. Ama pek yakında... Merhabalar. Sizi iyileşmiş görmek ne güzel efendim. Nasılsınız bakalım? Siz de kimsiniz? Geldiğiniz iyi oldu Kemal Bey. Hastamız komadan çıktı ama şimdilik geçici hafıza kaybına uğradı. Bazı şeyleri hatırlayamıyor. Öyle mi? Beni de mi hatırlamıyorsunuz efendim? Hayır, tanımıyorum. Ve tanımak da istemiyorum. Allah'ım, nedir bu başıma gelenler? Benden ne istiyor bu insanlar? Bakın hanımefendi. Yeter, dinlemek istemiyorum sizi. Defolun, yalnız bırakın beni. Gidelim Kemal Bey. Görüyorsunuz, hasta hala sağlığına tam olarak kavuşamamış. Yakında iyileşeceğini umarım. Gidin Allah aşkına gidin. Günaydın hanımefendi. Sen misin Kezban? Ne istiyorsun? Umarım bu sabah kendinizi daha iyi hissediyorsunuzdur. Yo, yatağınızdan kalkmayın lütfen. Karışmayın bana.
Günlerdir bu evde yata yata çıldıracak gibi oldum. Sinirlerim laçk oldu. Her şey o kadar karışık ki. Ne yapacağımı şaşırdım kaldım. Ağlamayın lütfen. Artık iyileşmek üzeresiniz efendim. Eski gücünüzü kazandığınızda her şey yine eskisi gibi olacak. Kezban. Buyurun efendim. Söylesene, kaç yaşındayım ben Kezban? Bilmiyor musunuz hanımefendi? 25 yaşındasınız. Allah'a şükür. Yaşımda bir değişiklik olmamış. Evet, 25 yaşındayım ben. Aynı zamanda da çok güzelsiniz. Peki adım ne benim? Onu da mı hatırlamıyorsunuz? Hay Allah. Adınız da Zehra. Soyadınız Ağaoğlu. Ne? Adım Zehra Ağaoğlu mu? Evet efendim. Peki kimim kimsen var mı? Akrabalarım filan yani. Bildiğim kadarıyla hiç kimseniz yok efendim. Geçen gün bana saygıdeğer bir dul olduğumu söylemiştin. Peki kocama ne oldu? Kocanız 3 yıl önce vefat etti efendim. Sizden bir hayli yaşlıydı. Bir gece kalp krizi geçirmişti. Hatırlayabildiniz mi? Yo, hatırlamıyorum. Peki çocuğum? Çocuğum yok mu benim? Hayır efendim. Çocuk sevmediğiniz için istememiştiniz. Aman Allah'ım. Bütün bunlar nasıl gerçek olabilir? Ben Tülin değil de Zehra isem. Bunu nasıl olur da unutabilirim? Ya Rabbi, düşündükçe çıldıracak gibi oluyorum. En iyisi hiç düşünmeyin efendim. Doktor dedi ki... Doktor da sen de, o Kemal denen adam da... Hepiniz yerin dibine batın. Sizin gayeniz beni delirtmek. Bunu şimdi daha iyi anlıyorum. Ama benim aklım hala başımda. Beni delirtemeyeceksiniz. Anlıyor musunuz? Beni delirtemeyeceksiniz. Lütfen hanımefendi. Ben Tülin'im. Ben Zehra değilim. Tülin olduğuma dair bir delil bularak sizleri ikna etmeliyim. Hanımefendi, delil bulmanıza gerek yok. Nedenmiş o? Bu yörenin bütün saygıdeğer aileleri sizi tanır da ondan efendim. Ne? Beni herkes, yani benim Tülin olduğumu değil de Zehra olduğumu bilirler mi? Tanırlar mı? Evet efendim. Bu şehrin yarısı sizi tanır. Olamaz. Yüzlerce, binlerce insan hem de. Ya Rabbi, sen benim aklımı koru ne olur. Hah, buldum. İşte bir delil buldum. Kezban, bak şu baş parmağımı görüyor musun? İyice bak, dikkatli bak. Evet, bakıyorum efendim. Bak şu baş parmağımdaki yara izine bak. O yara izi yıllar öncesine aitti. Ekmek keserken olmuştu. Dün gibi hatırlıyorum bunu. Kızmayın ama yanılıyorsunuz hanımefendi. Ne demek yanılıyorum? Bu yaranın nerede ve nasıl olduğunu benden daha mı iyi bileceksin yani? Hanımefendi, parmağınızı bundan 3 yıl önce Noter Remzi Bey'in bahçesinde gül koparırken kesmiştiniz. Hatta parmağınızdaki kan yüzünden bayılmıştınız bile. Gül kopartırken mi? Bu dediklerin doğru mu Kezban? Tabii doğru efendim. Bu gerçeği noterin kendisinden, eşinden, hatta oğlundan bile öğrenebilirsiniz. O sırada onlar da yanınızdaydı. Ama nasıl olur? Ben ekmek doğrarken parmağımı kestiğim günü dün gibi hatırlıyorum. Yo, inanmıyorum. Her şey herkes benim aleyhime. Beni delirtmek için bir araya gelmiş. Allah'ım. Sabırlı olun efendim. Daha önce de buna benzer hafıza kayıplarınız olmuştu. Biz artık alıştık. Ne? Alıştınız mı? Yani ben böyle sık sık hafızamı kaybediyorum. Öyle mi? Evet. Allah'tan doktorla Kemal Bey'in yardımıyla sağlığınıza kavuşuyorsunuz. Kemal dedin. Kim bu Kemal Kezban? Sizin muhasebeciniz mali işlerinize bakıyor efendim. Peki kendisi de bu köşkte mi oturuyor? Hayır, bazı geceler kalıyor. Ama genellikle gündüzleri hep burada yanı başınızda olur. Neden? Çünkü servetinizi o idare ediyor da ondan efendim. Servetimi mi dedin? Ben çok zengin bir insan mıyım Kezban? Hem de nasıl efendim? Para babası derler ya, işte öylesiniz. Girin. Beni emretmişsiniz Zehra Hanım. Zehra mı? Ah evet. Yaklaşın Kemal Bey. Buyurun efendim. Benim servetimi idare ediyormuşsunuz. Doğru mu bu? Evet. Rahmetli kocanızın zamanından beri bu işi yapıyorum. O öldükten sonra sizin ricanız üzerine bu işi yapmaya devam ettim. Peki ben hakikaten çok zengin bir insan mıyım Kemal Bey? Evet, çok zenginsiniz. İki iş hanınız, katlarınız, bankada nakit milyarlarınız, hisse senetleriniz... Yani çok mu zenginiz? Evet, çok zenginsiniz. Neden sordunuz? Teşekkür ederim. Gidebilirsiniz artık. Affedersiniz, çarpmayayım.
Zehra Hanım'ın çayını getirdim de. Ah, geç kızım. Buyurun hanımefendi, çayınızı getirdim. Sağ ol Kezban. Masanın üzerine bırakabilirsin. Bugün günlerden ne Kezban? Perşembe. Hangi ayın kaçıncı günü? 23 Mayıs Perşembe. Ne? 23 Mayıs Perşembe mi dedin Kezban? Evet ama neden sarardınız birden? Ama olamaz. Benim İstanbul'daki son günüm 8 Mayıs'tı. O gün evime gidiyordum. Bir şey oldu. Bayılmıştım sokakta. Ertesi gün gözlerimi açtığım zaman kendimi burada bulmuştum. Demek ki bütün bunların üzerinden 15 gün geçmiş ha? Öyle efendim. Anlayamıyorum. Her şey o kadar karanlık ki. Bütün bu olanlara inanmak çok zor. Zor günler geçirdiniz hanımefendi. Günlerce komada kaldınız. Ama Allah'tan artık iyileşmeye başlıyorsunuz. Ha, size bir de müjdem var. Bir iki gün sonra açık havaya çıkıp dolaşabilecekmişsiniz. Doktorunuz söyledi. İşte buna sevindim Kezban. Burada kapalı kalmaktan hiç hoşlanmıyorum. Ayrıca yakın dostlarınızı da görebileceksiniz. Hepsi de sizi çok özlemiş. Yakın dostlarım mı? Benim yakın dostlarım da mı var Kezban? Olmaz olur mu hanımefendi? Siz bu yörenin en saygıdeğer insanısınız. Madem dostlarım var, neden hiçbiri burada ziyarete gelmedi? Şey doktor, hastalığınız süresince ziyaretleri yasaklamıştı da. Peki şimdi bu yasak kalktı mı? Birkaç gün sonra gezip dolaşabilecek misiniz efendim? Peki teşekkür ederim, gidebilirsin Kezban. Allah'ım, nedir bu olanlar? Ben kendi halinde yaşayan, fakir bir kızken, bir gece içinde zengin ve soylu bir dul, bir kadın oluyorum, dul bir kadın oluyorum. Yo yo, mutlaka bütün bunlar bir rüya. Evet, rüya görüyorum ben. Uyuyacağım ve gözlerimi açtığım zaman her şey eskisi gibi olacak. Mutlaka öyle olacak. Kendini Arayan Kadın isimli oyunumuzun ikinci bölümünü dinlediniz. Üçüncü bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.